Kayıttayız galiba. Merhaba. Ferda Bey. Ben. Hocamız Soner. Şu an Kemer Marina'dayız. McGregor 26 emi teftişe geldik. Hep birlikte teftiş ve yelken keyfi yapacağız. Bakalım ne yapacağız. Biz de bilmiyoruz. Bir şeyler yapacağız. Güzel olacak. Sonuçta teknelerimiz güzel. Gayet güzel. Deniz güzel. Hava güzel. Tatlı bir rüzgar var. Tam yelkenlik. Sıcak zayıf bulut örtüsü var. Marinamız güzel. Evet, Kemer Marina ve dışarıdaki Alpet. Çok tatlı bir rüzgar var bugün. Ben kulüpten şey alayım, kalem alayım. Tamam. Merhabalar, kolay gelsin. Ne zaman aldın tekneyi Ferda? Valla 2021'deyiz değil mi? Evet, 2021. İşte Mart itibariyle aldım. İstanbul'dan getirdim. Hayırlı olsun tekrar. Sağ ol, teşekkür ederim. İlk defa ben de bineceğim. Evet. Bayağıdır telefonda iletişim halindeydik. Evet. İyi oldu. Evet. Denk geldik. Hello. Arkadaşlar çekin. Merhaba. Abi. Teşekkür ederim benim için. Sen nasılsın? Ya, gördüğün gibi, bıraktığın gibi aynı. Kolay kalem bulduk. Şu anda teknenin birazcık kıçı suda. Çünkü su balastı boş. Su balastı olduğu zaman tekne öne biraz daha yaslanacak ve daha güzel bir oturum sergileyecek. Geniş, ferah, rahat, güzel bir tekne. Bordalanmış gibi. Aa, çok güzel. Yanda Imexus 28 var. O da bunun kardeşi zaten. Bak, kocaman güneş panelimiz var. Arka dinlence güzel. Geniş Honda. Teknemiz güzel. Imexus 28 de yanda. Bulmuşken onu da çekelim. Bu da çok güzel bir tekne. Bu da bizimkinin farklı bir versiyonu. Şimdi hava sıcak ama güzel. Hatch için yay alacağız. Şimdi önden hava kapağını açtık. Şimdi bunu dolduralım abi. Nasıl dolduğunu da görmüş olacağız. İçeriden yapacağım bir şey var mı? Şurada zaten belli. Şurada bir wipe var. Bunu açtık abi. Biz de arkada durursak alet daha iyi su alıyor. Ön taraftan fok fok yapacağız. Ben de bunu alayım. Tekneyi kontrollü batırıyoruz. Şu an kontrollü bir batış mevcut tekne. Buradan şu an pıt pıt, yani içine su alıyor. Ön taraftan fok fok yapacak Ferda. Evet. Sen ön taraftan su çıkmaya başladığı zaman, yani fanusun içine doldurmaya başladığı zaman şey yapacaksın. Artık orada dolmaya başladığında kapatacaksın. Sonra onu süngerle içindeki suyu alacaksın, yani olay o. Şu an buradan bu doluyor, bak ben görüyorum. Al abi, buradan da millet de görsün. Merak ediyorlar. Faydası olur başkasına. Evet. Şu an belki ses geliyordur. Dolduğunda tıpayı takacağız. Evet. Buraya birazcık su çıkacak. Kızır. Mert evet. Bey. Ondan yapmışlar bu kürecüler. Tamam. Aha. Evet. Doldu. Tıpayı takıp şunu şöyle şey ettiriyoruz ama biraz daha evet, iyice ittirdik. Tıpayı sattık. Gene Mert kontrol etsin de ben hiçbir şey bilmiyorum. Tamam. Tamam, kapattık. Üstüne de ayakla bastık, hatta denedik. Şu an bu tamam. Motoru indirelim. Halalar nasıl iniyor bunu? Ve şuradan çekiyor. Halalar şuradan. Tamam. Şuradan. Çek abi. Halayı indiriyorsun. Bir tanesi indi. Onu bir de kitlememiz lazım ya. İndirmek yetmiyor. Aksi yönde kitliyorsun normalde. Ön kalkmasın diye değil mi? Ya. Alttan da kilitliyorsun galiba. Bak, çekiyorsun bu sefer, bunu çekince şey yapmıyor. Hmm. Bu sefer yukarı gitmiyor. Anladım. Zaten çift taraflı çalışıyor. Çift taraf.
şey yapmayacak yani yukarıya çekmeyecek ama bu biraz kısa kalmış yani ben şu an tam inmedi mi şu an? Ya indi bak tam indi de şimdi sorun şu. Şimdi şuradan çekiyorum bak buradan çekince artık gitmez ya. Anladım. Şunu 8 kilit yapacağım ya burada. Aha. Bak 8 yapmam için bunu yeniden çekiyorum. Payı bitmiş yani. Biraz daha uzatılabilir bu hava. Ama iş görüyor yani şu an oldu. Okey. Ama tam kitleyemedim yani. Bu sefer şuradan hani çekip yapmam lazım. Tam yapamıyorum yani. Bak, Ömer gör. Gördün mü buranın nasıl kilitlendiğini? Bak, kısa kaldı. Normalde şöyle çekip 8 atmam lazım. Kısa kalıyor. Evet tam gelmiyor. Vuruyor ayağının altına. Bu halatı yenilememiz lazım. Şu ucuna bir dikişleyip yapıp aşağıdan çekmek lazım. Ha, oluyor mu? Şu an oluyor ama hızlı gittiğimizde onu full yenilemek için teknenin kalkması lazım ama değil mi? Çünkü şeyini bulamazsın oradan deliğin. Problem yok. Bulunuyor mu? Şöyle yapıyorsun abi. Şunu açıktaki ya bu. Bu hı-hı, bağlı, evet. Bu belli. Bunu o belli orada zaten. Bunun ucuna ipi ipe denk getiriyorsun. Ha oradan çekiyorsun. Tamam. Dikiş atıyorsun buradan. Oradan çekiyorsun. Okey anladım. Bunu o şekilde yapabiliriz. Evet. Şu an suyumuz tamam. Tekne daha zaten dengeli bence. Değil mi bak? Daha şey. Dışarıdan bir bak önüne. Bak şu şeyi yatırma şeyi. Şurası var ya. Buradan şöyle bir U mapası var abi. U mapayı takıp şeyi takıyorsun buraya. Uyuyor. Orijinalinde var. Aleti buradan indiriyorsun. Vinci takıyorsun. Şuraya vinci takıyorsun. Buraya bağlıyorsun. Önden de o vinci bana nasıl takıldığını gösterir misin? Var mı? Şimdi de, var aşağıda da. Şimdi değil. Sonra. Elektrik tesisatına bağlı mı? Herhalde çalışmıyor. Yani o orada bir sıkıntı var. Bir bozukluk var orada. Halatlar şey olmuş. Değişecek hepsi. Bunları şey yapabilirsin. Bunlar sağlam. Bunları çamaşır makinesine atabilirsin abi. Öyle mi? Yumuşuyor mu? Kirden mi acaba öyle olur? Bu şey tuz bu abi. Hmm. Tuz güneş. Yumuşacık çıkar yani. Ama şu gidik bak. Bu ölmüş. Yani onları zaten kestik biz. Şu siyah da öyle dedi şey. O da çok. Flok skotası. Bunlar pamuklu ip alınmış zaten. Değil de şey alacaksın. Naylon ip alacaksın. Öyle mi? Ama bak şurada. Skotun yok mu şu an? Yani İçermiş. Ne kadar lazım? Şu kadar. Ha, var. Bak arkadaşlar şöyle bitireyim ben. Ah Soner'cim pardon. Ya. Yok devam et ben ayağımı çektim. Evet şimdi ana yelkeni bir bitirelim. Gene o iskotası görevinde. Halatı kam yaptım. Mert kaptan şu an ne yapıyoruz? Ben halat. Beni değiştiriyor. Kendi düğüm yaptı halatıcım. Şu an düzgün duran halatı düğüm yaptık. Eski ödeyeceğim. Şu an flop Cenova'yı toparlıyoruz yani. Tabiri caizse. Zaten düzgün de bağlantılarını toparlıyoruz. Yani tekneyi baştan yaratıyoruz şu an. O kadar yapmıyoruz yani. Yok o kadar yapmıyoruz. Balon takılır mı? Takılıyor. Zaten burada çok farkı yok yani bu tekne için. Şu Cenova'da yapmışsın. Bayağı baksana şey gidiyor. Şimdi M modelinin bir de içine bakalım. Şu kısmı biraz daha yüksek X'ten. Ondan sonra biraz daha yüksek. İşte bakalım herhalde.
şimdi burası havuzluk. Şu gördüğünüz alan. Burada bir işte dümen için, kaptan için şöyle bir yükselteci var. Şöyle oturdum. Hiza şu. Yani biraz daha herkesten yüksekte oturuyorum. Şu alan şöyle göstereyim. Oturuyorum ve ayaklarımı uzatıyorum. Ama böyle yani. Hani yatsam biraz dizimi kırmam gerekir. Boyum 1.84. Kısa bir çocuk falan yatabilir yani. Şöyle mesela de şöyle oluyor yani. Şöyle ayağımı uzatınca. Ondan sonra içeri bakacak olursak. Merdiven biraz dik kalıyor. Dikkatli inmek lazım. 3 basamaktan indikten sonra şurada bir ayna var. Geniş göstermek için. Şurası baş tarafı. Şekilde tuvalet. Yarı açık, şöyle şey kapalı. Ön yatak. Ondan sonra şuradan minder oluyor. Oturmalık yapmışlar. Burayı. Burası ocak kısmı. Şu şekilde. Ondan sonra burası arka yatak. Geniş. Burası büyük. Şurada şey. Masa. Diğer oturma grubu. Masanın altı da boş. Buzdolabı falan konulabilir. Muhtemelen şu falan oradaydı. Şey böyle gözüküyor. Dışarıya doğru. Yani şöyle bir problem var. Yine aynı benim ikisindeki gibi. Yani belki bir 5 santim daha yüksek ama yine benim yani şöyleyim yani. Anlatabiliyor muyum? Yani? Kafam böyle yani. Yani şöyle. Böyle. 1.84'de böyle yani. Böyle yani. McGregor'larda böyle. Genel hatlarıyla X modelinde içi bu şekilde. Şöyle bakacak olursak. Bunlar sonradan yapılmış bazı şeyler. Şu hareketli galey. Burada ufak tefek gözü var. İşte içeri bir şeyler. Ondan sonra şurada iki tane şey var. Bir daha öne gidecek olursak. Önde şey bu işte ortam. Şöyle bir ışık falan var. İşte tuvalet bu şekilde. Şöyle yapmışlar. Bunların altı hep şey, göz gene olması gerektiği gibi. Şöyle yani bir şeyler var. Benim altımda su dolum hava kapağı var. Şurada hiç açık. Bunlar hiç açılıyor. Ve yay yapacağız. Şöyle bir yay monte edersek rahat olur diye düşünüyorum. Genel hatlarıyla bu şekilde tekne. Hava biraz sıcak bugün. Bakalım.